Çok kişi arkadaşlarımızın arıları mağdur oldu, telef oldu, beslenemez hale geldi. Şekerini bugün geliyor, yarın geliyor, yalanla beraber tüm üreticilerini mağdur etmişti. Bitlisi, Mersinli, Siirtli ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'de bal üretimi yapan binlerce arıcı dolandırıldı. Biz burada mağduruz. Tamamen biz burada Mustafa Başkan'a da, Metin Yavuz'u da aradık. Hiçbirinden olumlu bir sonuç alamadık ve tam 7 aydır tüm üreticilerden mağdur, adamların tamamına zarar var. Ben şahsım adına kendi arımdan bile 50 tane arıcını öldürdüm. Öğeler çırpınıyor ama bazı illerin başkanları, TAP il başkanları sessiz kalıyor. Yani hala Mustafa Sarıoğlu'ya inanıp beklemede kalıyor. Türkiye Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu ile şeker için anlaşan ve 7 ay önce peşin para veren üreticiler ne şekerlerini ne de paralarını geri alabildi. Mustafa Sarıoğlu'nun ekibinden ayrılıp da benim yanıma gelmeye kalkan üyelerimi tek tek arıyor. Ses kayıtları mevcut. Arayarak diyor ki eğer ihanet edip o tarafa geçerseniz ben size şeker vermeyeceğim. Yani bu üslup, bu tehdit bir genel başkana yakışmaz. 50 kilo şekeri 400 lira ödeyen binlerce bal üreticisi seslerini ulusal kanaldan duyurmaya çalıştı. Bu kaosun sonu bir an önce müdahale etmese bu işin sonu gerçekten hiç dilime daha getirmek istemiyorum. Sonu gerçekten kötüye gidecek. Yani bu tehditler havada uçuşuyor. Sosyal medyada hakaretler havada uçuşuyor. Nedense ne biz savcılar ne bir İçişleri Bakanlığı'ndan müfettişler hiç kimse devreye girmiyor. Federasyon Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Vatan Partisi'nin eylemlerine destek verdiği üreticileri tehdit etti. Ve sizi buradan alenen son kez uyarıyorum. Pazar günü akşama kadar müsaadeniz var. Ya adam olursunuz, hizaya gelirsiniz ya da yani sizi hizaya sokmasını bilirim. Arıcılarımıza da yeterli değer verilmiyor. Üretici baş tacı olacak. Üretici baş tacı olacak. Üreticiyi kimse aldatamayacak. Üreticiyi kimse sömüremeyecek. Binlerce bal üreticisi mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor. Ya gerçekten insanlar mağdur. Korku var insanlarda. Parayı alamama korkusu var. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak isteriz. İşçiler Bakanımıza sesimizi duyurmak isteriz. Adalet Bakanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz.